Evet ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar Pört ve yönetim şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır değerli dostlar. Evet sadece buraya bakarak e, herhangi bir teknik analize dayanarak sadece e, baz alacağımız e, kriterlere e, yani bizim baz aldığımız kriterlere bakarak işlem yapmayın. Temel anlamda haber anlamında kendi donelerinizde yerleştirerek alım satımlarınızı gerçekleştirin. Evet. Şimdi hemen TradeEQ ekranımızı açıyoruz. Evet. Bağlantımızda bir sıkıntımız yok. Okey. İzleyici etkinliği, akışın, sağlık durumu, analizler. Tamam. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Evet. Hemen şu şekilde alalım. Bizi nasıl bir kapanış beklerse ee, nelerle Arkadaşlar karşılaşabiliriz. Onları değerlendirelim. Günlük bazda, 3 günlük grafik bazında, haftalık bazda hepsini değerlendireceğiz sizlerle beraber. Evet, e, Sasa ile başlayalım mı? Sasa ile başlayalım isterseniz. Sasa tarafında, değerli dostlar, biliyorsunuz çok net bir e, alçalan takoz görüntümüz var. E, bu noktada kırılımın yukarı doğru gelmesi bizim için gerçekten hareketi başlatacaktır ama henüz bu kırılımı görmüyoruz. Şu anda yaklaşık olarak 4 seviyelerin altında bir kapanış gelmediği müddetçe Sasa tarafında yukarı yönlü 5 bandı ilk etapta teknik direnç bölgemizdir. Burası kırıldığı takdirde yine yolculuğumuz çok güzel bir şekilde devam edebilir demiştik. 2 saatlik grafikte burada Dar alandaki teknik görüntüyü de, görüntüyü de sizlerle paylaşmıştık 2 saatlik grafik bize şunu söylüyor 4.36'ların üzerinde bir 4 saatlik mum kapanışı görürseniz diyor Arkadaşlar buradan artık bu alçalan takoz Dar alandaki alçalan takoz yukarı doğru kırılmış Ve buradan yukarı doğru 5.30'lar teknik hedef haline gelmiş olacaktır Sasa tarafında diyoruz Evet Sasayı da bu şekilde geçtik Devam edelim Şişeye bakalım şimdi de. Evet, şişe tarafındaki teknik görüntümüz yine günlük grafimizi alalım. Şimdi şişede çok güzel bir günlük bazda sarıyla çizmiş olduğumuz bakınız bu destek hattı. Daha önce direnç olarak çalışmış, destek olarak destek olarak ve yine dördüncü e, kez test edildi bir destek vazifesi gördü arkadaşlar buradan. En azından buradaki dirence doğru mesela 43-70'ler, 44'lere kadar bir potansiyel barındırıyor şişe hissesi. Evet. Şu anki dönüş noktamız oldukça şık değerli dostlar. Burada daha önce şu kısmın kırılmasıyla beraber artık satış maalesef gerçekleşmişti. Yaklaşık olarak 45.98 yani 46'ların altında şişe tarafında maalesef satış baskısı giderek arttı. E şunu her zaman söylüyoruz yani buradaki formasyon hedefini gülecek olursak şişe tarafındaki formasyon arkadaşlar geriye doğru bakınız şu kısımdan alacak olursak çok ciddi geri çekilmeyi ifade eder. Ama ben her zaman söylüyorum. Son oluşmuş olan tepe noktasını baz alarak ki bu stratejidir. E, son oluşmuş olan tepe noktasına koyduğumuz zaman bakın şişeyi nereye denk geliyor? Tam da dönüş yaptığımız noktaya denk geliyor arkadaşlar. Bu şekilde destek seviyeleri zıplama noktaları tespit edebiliyoruz. Güzel de çalışıyor bu sistem onu söyleyeyim. Yani eee yükselen üçgen görüntümüz var. Tepeler sabit, dipler daha yukarıda devam ederken şişe 45-98'lerde kırıldı. Şuradaki derinlik kadar, baştaki derinlik kadar kırılım sonrasına koyduğumuz zaman satışlar 30.60'a kadar formasyon hedefi devam edebilir. Ama biz ne yapıyoruz? En dip zirve noktayı, en sonki zirve noktayı işaretliyoruz. Bu noktaya bıraktığımız zaman bakınız milimetrik bir şekilde test edildiğini görüyoruz. Yani bizi daha 30'lar değil de böyle 40'lardan tekrar yukarı doğru taşıyabilirler. Yani formasyonların da kendi arasında farklı özellikleri vardır. Özellikle bu üçgen formasyonlarında yukarı yönlü hareketler tamam eyvallah kabuldür. Kırılım sonrasına e, aradaki boşluk mesafesi kadar bir çubuk e, çizilir. Ama geri dönüşlerin biraz daha sınırlı olabileceğini düşündüğümüz için bu noktada e, tablo biraz farklı olmakta değerli dostlar. Şişede tam destek hattından dönüşünü yapmış. Şu anki hedef noktamız tekrar 44 bantları kırdığı takdirde üst bantlarda böyle 48'ler ve bu şekilde yolculuk devam edebilir değerli dostlar. Şimdi buradan şişede oluşabilecek bir kanal e, kırılımı sonrasında değerli dostlar şöyle bir kanal kırılımı sonrasında oluşabilecek e, yükseliş potansiyelini hesaplayalım isterseniz. Şu şekilde diyelim ki kanalımız kırıldı. Burada ee, bakınız teknik anlamda da ortalama 48 lira doğru bir hareketin gelme olasılığı yüksek olarak nitelendirebiliriz. Şişe tarafındaki görüntümüz var. Şu anda güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ee, pozitif bakıyoruz şişeye. Devam edelim. Evet. Şekerbank. Yani Şekerbank tarafında. Üçlü katmanımız vardı. Bizim üç katmandan oluşan bir görüntümüz vardı. Orta katmanda ilerliyoruz. Yani bu katman yukarıya kırarsa üst katmanı baz alacağız ki 6.30'lara doğru. Aşağı doğru yani yaklaşık böyle 3.70'ler kırırsa da artık 2.50'lere kadar geri çekilme potansiyelinden bahsediyor olacağız. Şekerbank'taki görüntümüz bu. E şimdi burada bir topo formasyonu da var ama e biz burada en önemli unsur indikatörler olumlu. Şöyle bakıyoruz. Yani buradaki formasyon 4.42'nin üzerinde. tobo formasyonu arkadaşlar. 3.70 4.40 Arada 70. 4.40'a 70 koyduğumuz zaman 5.20'ler formasyon hedefi olarak değerlendirilebilir. Burada diyoruz. Evet. Tablo bu şekilde. Evet, devam edelim. Smart Güneş Enerjisi Evet burada da yine alçalan takoz görüntümüz devam ediyor. RSI tarafında yukarı yönlü hareketleri görüyoruz. Bu güzel. Hacim eksikliğimiz var. Ve en önemlisi pozitif uyumsuzluğun oluyor olması güzel arkadaşlar. Yani hisseyle RSI dipleri arasında pozitif uyumsuzluk var. bu olumlu bir görüntüyü bizlere veriyor. En azından şu dirence doğru tekrar MA50 bandına doğru 45-70'lere doğru bir hareket. Sonrası kırılım gelirse de buradan yükseliş potansiyeli giderek artabilir Smart Güneş Enerjisinde takip edeceğiz. Düşen kırılım bu hissede en önemli nokta unsur olacak arkadaşlar. Bakalım bu düşen kırılımı gerçekleşebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ee, yine önümüzdeki günlerde birçok hissede olduğu gibi Smart'ta da bir düşen kırılımı takip listemizde olacak. Evet. Ben şimdi Smart'a şöyle bir alarm kuruyorum. Ortalama burada baktığımız zaman 44.58 yani 44-60'ların üzerinde ortalama. Smart Güneş Enerjisinde yukarı yönü güzel bir hareket görme olasılığımız yüksek diyebiliriz. Devam edelim. Evet, Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Şimdi çokça anlattık, üzerinde durduk ama artık dikkatli olacağımız noktalara da geldik Simpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda. Hemen notlarımız arasına da alalım. Değerli dostlar, bizleri YouTube Traderman X kanalı üzerinden takip edebilirsiniz ee, yani diğer sosyal medya mecralarını takip eden arkadaşlarımız buradan bizleri takip edebilirler şimdi şurayı bir güncelleyelim çizimleri kaldıralım şöyle aylık görüntüsüne bir bakalım öncelikli olarak simpaş gayrimenkul yatırım ortalıklarının aylık görüntüsü ekranımıza gelsin şimdi daha önce hep şunu söyledik bakın arkadaşlar bir direnç noktası. Bunu Bitcoin'de de söylüyorum. 61.300'ün üzerine atmadığımız müddetçe rahatlama yok. Burada 6.03'ün üzerinde aylık kapanış geldikten sonra olumlu tarafta mıyız? Evet olumlu tarafta mıyız? Peki RSI ile arasında bir uyumsuzluk var mı? Evet. RSI tarafında biraz sıkıntılar var. Yani bu nokta birazcık e, can sıkıcı bir durum. Yani normal şartlarda buradaki tablo güzel. Altının altında kapanış gelmediği müddetçe biz formasyon olarak, oluşum olarak takip edeceğimiz unsurlar neresidir arkadaşlar? Hemen takibi takibini sağlayalım onun. Bakın. Hemen Fibonacci seviyelerini şöyle çizdiğimiz zaman Evet, yukarıda 985, 1169 sırasıyla simpaş. Ama tekrar bakınız bu aylık tabloda baktığımızda tekrar olası bir şekilde 6.03'lere gelip buradan hareketini başlatabilir. Bu da alım fırsatı olarak görülebilir orta uzun vadeli görüntüde. Evet simpaj tarafındaki görüntümüz bu şekilde 6.03 altı kapanış gelmedi müddetçe sıkıntı görmüyoruz arkadaşlar. Ee, bu sevinin altında tabii ki sıkıntılar olacak. Şimdi e, son görüntü itibariyle bir filama görüntüsüne gidebilir mi ümit taşıyan arkadaşlarımız var piyasada ama şu var. Burada şu kırılımı artık görmediğim müddetçe, filamayı da unut, bayrağı da unut, her şeyi unut. Yani şu kırılım bir şekilde gelecek arkadaşlar. Yani bu kırılım gelmediği müddetçe, şuradaki son iki tepe noktasının üzerine atamadığımız müddetçe ismi ne olursa olsun buradan uzak durmak gerekir. Bakın, şu seviyenin üzerine benim atmam lazım. Evet, direnç seviyesinin üzerine atmam lazım. Şu anda. Sadece ve sadece gözlemci statüsünde olmamız lazım burada. Yeni girişler için hiç mi hiç acele etmiyoruz arkadaşlar? Çünkü acele işe buralarda şeytan karışabilir. Buralarda birileri sizi tepede bırakabilir. Dikkatli olun. Bakın şuradaki destek hatlarında görüyorsunuz. E, aşağı doğru kırılım. Her kırılım yeni bir desteği oluşturacak. Her kırılım yeni bir desteği oluşturacak. Onun için e, hissede olmayan değerli yatırımcı dostlar. Buradaki kırılım işte artık 7.20'lerde mi gelir, 7.25'lerde mi gelir onu göreceğiz. Bu kırılım geldi takdirde olumlu bir tablodan bahsedebiliriz ama gelmediği müddetçe de burada sadece bir vakit geçirmeden öte gidecek bir durum olarak görmüyoruz arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet, şok marketler. Bugün S ile başlayan hisseler üzerinden gidiyoruz. Şimdi Şoku şöyle bir inceleyelim. Evet. Şok tarafında e, ilginç bir görüntümüz var. Şu kısmı alacak olursak arkadaşlar, bakın şok tarafında hemen şöyle alalım burayı. Şimdi uzatalım. Tepelerin e, kuşatıcı bir şekilde aşağı doğru inmesi durumunda bakınız. Artık son e, rütüşleri sergilediğini söyleyebiliriz. Yani artık şok market. Bu aşamadan sonra 40'a da gelse arkadaşlar, 40'a da gelse, yani tepki bölgesine fazlasıyla yaklaşmış durumda. Burada hisseyi satmak teknik açıdan sıkıntıyı doğurabilir. Yani buralar hissenin satılacağı yerler değil. Hatta kademe kademe yapıp buralardan oyuna dahil olabileceğimiz noktalar olarak görmek lazım burayı. Evet şok marketleri tarafında. Yani bir tık daha değil, sert satış dalgası geldi. 40'lara kadar. Yani çok da aşağı zorlayacağını düşünmüyorum. Ya bu seviyeye kadar geldik. İşte buradan sonra. Artık hareket başlayacaktır yukarı doğru. Şimdi buradaki formasyon oluşumumuz neydi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman ters sin görüntüsü var değil mi? Bakın ters bir sin formasyon görüntüsü var. Hemen şöyle alıyoruz bakınız. Hemen şu şekilde aldığımız zaman hemen buraya bir tık büyültelim küçültelim. Bakınız görüntümüz bu şekilde. Ters sin oluşumu var ve formasyon hedefi buradaki derinlik kadar geri çekilmesi yönündedir. Bakınız derinlik kadar geri çekilmesi yönündedir burası. Şimdi ben genellikle şunu söylüyorum, e, son oluşmuş tepe noktasına koyalım. O nokta artık bizim için hareketin başlayabileceği noktalardır. Bunu tekrar şöyle kullanladığımız zaman asıl formasyon, e, tabi riskleri bunları da bilmek lazım. Ortalama buraya kadar bakın. Şimdi kaç burası? Şimdi ilk etapta 17-20, sonrası 38, pardon 47 -20. 38-60 sırasıyla takip edeceğimiz destek bölgeleriydi değil mi? Burası kırıldıktan sonra yani 58 bandı kırıldıktan sonra şok marketlerde olası formasyon hedefi burası. 47-20 38-60. Şimdi 47-20 bandlarında tekrar debelleşmeye başladık. Yani buradan bir hareket gelebilir. Buna hazırlıklı olun. Yani çok da aşağıları e, beklemeyebilir. Yine garantici davrananların görüntüsü şu olacak. Ben bu işte garanti garantiye bakarım derseniz şu düşen kırılımı takip edeceksiniz. Bu da yaklaşık 50 seviyeleri üzerinde karşımıza çıkar. Ee, ve bu şekilde tekrar direnç hattına doğru hareketi görebiliriz şok marketler tarafında. Evet ters sin formasyonunun teknik hedefleri 47 20 ve 38 60 ilk hedef noktası geri çekilme bölgesi arkadaşlar gerçekleşti bakalım buradan bir tepki verir mi vermez mi onu göreceğiz Evet burada yayında canlı yeni bir sıkıntımız var. Onu çözemedik bir türlü internet kaynaklı muhtemelen. Evet. Evet, şok marketlerin görüntüsü bu şekilde. Devam edelim. Tav havalimanları Evet. Tav'daki görüntüye bir bakalım şu şekilde. Önce aylık tabloyu ekranımıza yansıtalım. Evet. Henüz teknik anlamda bir bozulmamız yok. Şunu söyleyebiliriz yalnız. Aylık bazda Tav Havalimanları'nda değerli dostlarım 249'ların altındaki yani bir ay sonu kapanışı gördüğümüz takdirde sıkıntıdır. Onu ifade edeyim öncelikli olarak. 249'un altındaki kapanışlar riskli kapanışlardır. Yani ben Eylül ayını 249'un altında kapatabilirsem, kapatırsam diyelim daha doğrusu sıkıntı teşkil eder. Burası problemi ifade eder arkadaşlar. Şimdi baktığımızda e, bir yani uzaklaşmamız gereken nokta aylık bazı 249. İki oyuna yeni gireceksin. Bu hisseyle artık haşır neşir olacaksın. Oyuna dahil olmak istiyorsun. Kesinlikle ve kesinlikle bu tepe noktaları resti bölgeler olması hasabıyla buradaki kırılımı son iki tepenin neticesinde oluşmuş. Bu görüntüde kırılımı görmeden hamle yapmak risklidir arkadaşlar. Burada bakınız alçalan bir kanal ile geri çakılmaya devam edebiliriz. Yani soluğu ta ki buralarda EMA 200 bantlarda 206'larda alabilirsiniz. Onun için dikkatli olun. Yeni girecek olan değerli yatırımcı dostlar. Yapmanız gereken buradaki düşen kırılımını görüyor olmanız gerekir. EMA 50'den tamam 3 gündür tepki geliyor ama ne kadar taşıyabilir bizi? O da meçhul. Yani düşen kırılımını gördüğünüz zaman biraz daha rahat yol alabilirsiniz. E, Tav Havalimanları tarafında 200 49'ların altı kapanışlar negatif ortalama aylık bazda yukarı yönlü de böyle 262 263'ler babında bir kırılım gelirse de olumlu değerlendirilebilir. Şu anda hissede olmayanların bekleyip görmesi gereken bir görüntü. Evet zaten hissede yeni alımlar ve satış noktalarını belirtmiş olduk. Ona göre takibini sağlarsınız. Devam edelim. Evet bizleri X üzerinden dinleyen değerli dostlar sizleri de YouTube Traderman X kanalımıza bekliyoruz. Turkcell. Evet artık Turkcell'de yaklaşık şuradaki desteğin kırılmasıyla 107 bandındaki desteğin kırılmasıyla çakılma devam ediyor. Bize ne gerekli? Daha yukarıda oluşan dipler ve daha yukarıda oluşan tepe bölgeleri gerekli. Bunu gördüğümüz takdirde olumlu konuşabiliriz ama şu anki görüntü itibariyle tamam. Bugün bir tepkimiz var yukarı yönlü ama ne kadar sağlıklı olacak bu? Yani buradaki tepkinin sağlık derecesi ne? Şöyle bakıyoruz indikatörlere. İndikatörler tabii ki de diplerde. Eyvallah. Burada mutlaka stop loss kullanarak gitmeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani stop loss dediğimiz nokta özellikle böyle günübirlik al sat yapıyorsan e, yani burada 90.40'ın altı risklidir. 90.40'ın altında eee 83 e, 80'leri görürüz arkadaşlar. Yukarı yönlü de zaten direnç attığımız oldukça net e, buradaki direnç seviyesinin kırılması bizim için çok çok önemli. Hemen şurayı kaldıralım. Bakınız şu direnç noktamız çok önemli. Milimetrik bir şekilde 3 defa test edilmiş burası. 3 defa test edilen bir direnç bölgemiz mevcut durumda. Bakınız arkadaşlar. Şöyle bir 2 ve şu da 3. Evet. Türksel tarafında bu alçalan takoz görüntümüz yukarı doğru kırılmadığı müddetçe burada baskılanmaya oyalanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bize gerekli olan kırılımdır. Bu kırılımı gördüğümüz takdirde pozitif düşünebiliriz. Türksel adına da. Evet. Turkcell'de tablomuz bu şekilde. Evet ilk etap ilk desteğimiz 90-40. Bir altında 83-85'leri görüyoruz. Kırılım için ise yukarıda bu rakam değişir Tabii alçalan bir çizgimiz olduğu için direnç çizgimiz bu kırılıma bakacağız. Artık. Yani 95'lerde mi gelir daha aşağıda 93-50'lerde mi gelir onu zaman gösterecek ama 3 defa test edilmiş olan bir direnç yakın mesafeli böyle sıkışak, sıkışık vaziyette devam ediyorsa bu direncin kırılmasını bir zahmet bekleyelim arkadaşlar. Yani bu direnç kırılmadan yapılacak herhangi bir hamle sıkıntıya sebebiyet verebilir diyoruz Türksel tarafından. Evet. Bizleri X üzerinden dinleyen değerli dostlar Bülent Hoş, Mert Bey, Bosnalı, Zuukko, Ozan Bey. Sizleri YouTube Traderman X kanalımıza da bekliyoruz. Evet devam edelim. Türk Hava Yolları Evet Türk Hava Yolları'nda daha önce teknik çok güzel çalıştı. Bakın şu sarı bant güzel bir alım bölgesiydi 270'ler. Güzel bir zıplama yaptı. Ama tabii burada gel görelim. İşte direnç noktası yani takıldığımız hat burasıydı. Ee, hemen şunları şöyle biraz kırmızı kırmızı yapalım isterseniz. Şu direnç noktaları bizim için başa bela oldu. Evet başa bela oldu ama dördüncü de bunu uyardık arkadaşlar. Dedik ya burası riskli bakınız. E, buraya dikkat edin. E, yani oyunda olmayan bir yatırımcı dostumuz burada. Kesinlikle bakın şu 2 3 4 bakın şu dördüncü de uyardık. Ya yani yaklaşık 310'lar. Bu direnç kırılmazsa tekrar geriye şöyle şu sarı banda kadar dönebiliriz 270'lere diye anlatmıştık. E, bu baskı devam ediyor mu? Evet, devam ediyor. E, şurayı uzatacağız artık şu çizgiyi. Yani kırılım odaklı gideceğimiz hisse statüsünde bakalım o kırılım ne zaman gelir göreceğiz. Şimdi baktığımızda sarı bandın üzerinde eyvallah olumluyuz. Tabii kısa da bakanlar için farklı hususlar da var burada ama şöyle baktığımızda sarı bandın üzeri bir. Şu kırmızı destek hattı bakınız yukarı doğru devam ediyor. Dirençle beraber bakınız dengeli bir şekilde. Şu anda biz şöyle bir sıkışma sıkışmadayız. Burada Arap'tayız. Yani hissede olanlar kesinlikle ben satayım kurtalayım modunda olmasınlar. Ama hissede yer almak isteyen arkadaşlarımız MA200 güzel bir dönüş yeri. Ama şöyle şuradaki düşen kırılımı gelirse Buradan yukarı doğru gittik. Şurayı hacimli bir şekilde kırarsa önü açılır. Çok güzel bir yükseliş potansiyeli gelir buradan. Bu kırılımı takip ediyor olacağız. E, Türk Hava Yolları tarafından. Devam edelim. Arkadaşlar çizimleri elimden geldiğince renkli yapmaya çalışıyorum. Biraz daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde de olumlu geri dönüşler alıyoruz. E, onun için dirençler, destekler e, genellikle farklı renkleriyle, renk tonlarıyla sizlere aktarıyorum. Şimdi tekven tarafı hedeflerimiz aslında gerçekleşiyoruz. Şunu söylemiştik. Burada arkadaşlar bakınız güçlü bir destek bölgesi var. Bu desteği nereden alıyor dedik. Daha önce direnç noktası olarak çalışmış bu iki nokta bakınız tepenin uzantısı artık desteğimizdir dedik. Tekvende bu alan bizim namusumuzdur dedik. Ve buradan arkadaşlar dönüş yaptı bakınız. İkidir. Bu, burayı test edip dönüyor bakınız. Oldukça güzel. Yani bu denli güçlü alanları mutlaka keşfedip oyunlarımızı buna göre kurmamız gerekir arkadaşlar. Evet. Tekven 60-40'lardan ortalama 49-50'lere kadar düştü ama buradaki destekler güzel çalıştı. Tekrar bizi yukarıya doğru attı. Şimdi 54 onda ilk direncimiz aldık mı aldık. Sırada 60-95 ver. Kırdığımız takdirde 61-62 bandları kırıldı. Takdirde de 72 bandı tekvende teknik hedef olarak devam ediyor olacak değerli dostlar. Evet tekvenin görüntüsünü bu şekilde özetlemiş olduk. Şimdi burada alçalan bayrak görüntüsü var mıdır? Ona da bakalım isterseniz. Yani alçalan bayrak dediğimiz olay nedir? Şu şekilde bakınız arkadaşlar. Evet, burada alçalan bayrak görüntüsü de vardır. Evet. Şöyle baktığımız zaman, şimdi buradaki alçalan bayrakta klonlayalım bunu. Yani tepeler aşağı yukarı doğru kırılım geldiği takdirde bakın şu şekilde. Yani bugün yarın belki şöyle baktığımız zaman 55, 60. Yani 56'ların üzerindeki kırılımla buradaki bayrak hedefi 77 olur arkadaşlar, 78 olur tekrar tarafında. Burada kenarda kalsın şöyle teknik hedef olarak bunu da koyalım. Ee, öncelikli olarak tabii ki 60 61 bantları. Daha sonra 72 ve 77 sırasıyla buradaki oluşumlar tabii sırasıyla değerlendirilecek. Henüz filama bayrak için tabii bir kırılım gelmiş değil. 54'lerin üzerindeyiz. Yatay direncin üzerindeyiz. Bu güzel bir görüntü. Ee, Tekrar tarafı bu. Yani kötü bir görüntüsü yok. Olumlu. İndikatörler tarafına baktığımız zaman zaten çoklu indikatörümüz aldı. alda. RSI düşen kırılımı gerçekleştirmiş. Her yönüyle pozitif değerlendirebileceğimiz bir tekven söz konusu değerli dostlar. Evet devam edelim. Tofaş. Evet 0786 hikayesini birçok arkadaşımız belki kabul etmedi ama biz genellikle her zaman şuna vurgu yaptık. Arkadaşlar Trendler bozulduktan sonra bir de bu otomotiv sektöründe bir gerilemeden bahsettik. Dedik ki yani buradaki ana desteklere kadar geri çekilmeler olasılıktaydı. Bakın şu direnç kırıldıktan sonra destek kırıldıktan sonra pardon 300 bandındaki destek kırıldıktan sonra olası güçlü destek hattımız burasıydı. 210 bandlarıydı. Güzel bir şekilde test etti. Artık risk alınacak noktada mıyız? Evet risk alınabilecek noktadayız. Bizleri en çok burada mutlu eden teknik görüntü şudur. Uyumsuzluk arkadaşlar, pozitif uyumsuzluğu burada da tofaş tarafında da çok net bir şekilde görüyoruz. Ve bir diğer husus, bunu genellikle kullanmıyor arkadaşlarımız ama şu var arkadaşlar, bakınız, bir e, RSI tarafındaki bir oluşum, formasyon dikkate alınmalı. Ben bunu alıyorum ve güzel de sonuç elde ed ediyorum mesela. Şurada baktığımız zaman, şimdi solumuz baş, şuradan sağımız. Bu bariz bir toba görüntüsü değil mi yani? Alesay tarafı? Evet, bariz bir toba formasyonu. Olumlu bakıyoruz yani bu açıdan. Hem Alesay tarafındaki tobayı görüyoruz, hisseyle arasındaki uyumsuzluğu görüyoruz, pozitif uyumsuzluğu. Teknik açıdan şu anda tofaş uygun noktaları bizlere gösteriyor. Umarım çok çok böyle anormal bir yani 180 189'lar falan kırılma durumuna gelmez. Burası kırılırsa zaten 156 bandı 88'lere kadar biz Fibonacci seviyesini çizdik. Umarım böyle bir senaryo olmaz. Evet. Umarım böyle bir senaryomuz olmaz. E, Tofaş'ta pozitif uyumsuzluk oldukça olumlu nitelendireceğimiz bir durum. Evet. Katıl üyemiz Kemal Bey hoş geldiniz. Dofer. Evet. Ege Seramik. şuradan göremedim şunu da. Neydi bu? Jones'e. Evet. Parkme. Sarkuysan. Bakalım. Hızlı bir şekilde bakalım buraya da. Evet. Dofer'e bakmıştık ama tekrar bakalım. Dofer tarafında Dofer yapı malzemeleri. Bugün baktığımızı düşünüyorum bu, bu dofer'e incelemiştik. Evet, dofer tarafında geçmişteki destek hattının çalıştığını, harmonik bir oluşum olduğunu görüyoruz. Tabii ki de 28'lere pay ayırın diye burada da uyarımızı yaptık. 28 bantlarına bir pay ayrılmalı. Ee, bugün %1,5'luk bir eksi de dofer tarafı ikili dip yapmak için tekrar 30 bantlarına geri çekilme potansiyeli olabileceğini söylemiştik yani artık bu X, A, B, C, D oluşumu harmonik bir formasyonda artık E dalgasına doğru yukarı yönlü hareketin gelme olasılığı yüksek kademeli kademeli derleme toplama yapılabilecek bir hisse tarzında diyebiliriz Doferi. Ege Seramik hemen ona da hızlı bir şekilde bakalım. Şimdi Ege Seramik bakınız burada bir simetrik üçgen formasyonu içerisinde olduğunu nitelendirmiştik. Simetrik üçgen formasyonu içerisinde. Yaklaşık 0.786'lara gelmeden Şuralardan bir dönüş yaptı. Daha önce çizdiğimiz bir destek hattı burası. Dönüşünü yaptı. Şimdi e, burada ben beklerim. Yani şu dip noktası gelsin. Bir şekilde böyle 3.30'lar 3.40'lar gelsin ki burayı görsün. Rahat bir yol alabilelim tekrar yukarı doğru. Yani Ege Seramik tarafında şöyle baktığımız zaman 5.93'ler şu anda 3.70'ler. Yani ortalama yukarı doğru gitmeye meyilli bir görüntüsü var Ege Seramik'in. Ee, yani kısa vade düşünmeyin. Trade amaçlı düşünmeyin burada. Ama bir şekilde tekrar 3.30'lara test edilebileceğini düşünün. Ona göre hareket edin. Yani şuradan yukarı doğru gider. E, bu sarı alanın üzerine bir şekilde çıkar. E, artık burada ipini koparır. Sert bir şekilde hareket gelir. Bize bu lazım arkadaşlar. Yani burada çok da böyle alayım satayım modunda olmamak lazım. Elinde varsa tutmak tabii ki de daha sağlıklı. Çünkü bu üçgenin nereye kıracağı belli olmaz. Yukarı doğru bir kırılım geldiği zaman buradaki derinlik kadar yukarı doğru hedefimiz olacaktır. Ege Seramik tarafında. Jones'e yine bugün değerlendirdiğimiz hisselerden bir tanesiydi Jones'e. Hemen onu da değerlendirelim. Şimdi Jones'e tarafında 2.70'ler ortalama bir destek bölgesi çalıştı. E, ama tabii tekrar buralarda oyalanıyoruz. Yani şöyle baktığımız zaman e, ortalama 2.65 seviyesi 2.65'e 2.70'ler bir destek noktası. Var. Bir tık daha bunu çekebiliriz aşağı doğru. Yani şöyle baktığımızda 2.65'ler ortalama destekli. Jones'e takip edilebilir. Umarım yani bu majör destek çalışır da tekrar 3.44'ler yukarı doğru 5 bandına doğru hareketimiz gelir. Evet. Ee, devam edelim. Park M diyelim şimdi. Evet burada da e destek hattının kırılmasıyla yaklaşık 22 ler, 23'lerden gelen hareket bizleri buraya kadar taşıdı. Şimdi burada da aynı mantığı gütmek istiyorum. Yani buradaki formasyon hedefi nedir arkadaşlar? Şuradaki derinlik kadar bakınız aşağı doğru geri çekilmesidir diyemiyorum. Çünkü ben her zaman yani üstlerden gelebilecek dönüşlerin olma ihtimali yüksek olduğunu düşünerekten şöyle koyduğumuzda ya yani burada 16'lar, 17'ler test edilebilir mi? Buradaki formasyon gelince test edilebilir. Yani böyle bir olasılığımız var. Yani yok değil. Ama baktığımız zaman da burada ciddi anlamda bir pozitif uyumsuzluk da oluşmaya başlamış. Yani RSI dipleri artık daha yukarıda oluşuyor ise bu hissiye oranla daha yukarıda oluşan bir RSI bir pozitif uyumsuzluğu ifade eder. Yani ufak tefek rütüşler yapacaktır ayrı bir konu ama baktığımızda e, Parkman tarafında pozitif uyumsuzluk mevcut. Ya fitillerin yukarıda bırakması aşağı doğru sarkması dün pek hoş olmadı tabi. E, yani risk iştahınıza göre hareket edeceksiniz arkadaşlar. Burada. Yani risk alınabilir mi? Evet kademeli bir şekilde. Şöyle baktığınız zaman risk alınabilecek bölge. Uyumsuzluk var çünkü işin ucunda. Uyumsuzluk bizi taşıyabilir. İşte eksiğimiz de Hacim, hacim, hacim. Yani hacim. Şu faizler, maizler şöyle bir defola da başımızdan. Yani para girişi oraya değil de e, para girişlerimiz böyle hisselerimizde olsa değil mi? Ne kadar güzel olacak. Maalesef e, o günlerden şimdilik uzağız bakalım. Kademeli kademeli işte FED kararları vesaire tüm dünyaya yansıyan faiz indirimleri kararları olduğu takdirde ya bu hisseler gerçekten kelepir fiyatta sizleri arkadaşlar karşılıyorlar. Ee, yani bu noktalarda güzel fırsatlar elinizde olacak diye düşünüyorum ben. Evet şimdi bakalım buradaki görüntüye baktığımız zaman da formasyon oluşumu için şu şekilde değerlendirebiliriz burayı. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi buradaki derinlik kadar geri çekilme metodunu yine koyduğumuzda şuraya. Yani 19.90'lara kadar geri çekilme olabilir. Bakın ilk etaptaki hedefimiz kaçmış? 24'ler. Biz buraya koyalım artık 24'ler alındığı için. Yani yaklaşık 19.90-19.50 bandı yani 19-20 bandlarında buranın bu yükselen takozun aşağı doğru kırılma hedefi mevcut. Evet tablo bu değerli dostlar. Yani yatırım tavsiyesi değildir ama yavaştan pozitif uyumsuzlukla beraber ki çok net görüyoruz yani hissenin diplerin daha yukarıda olması pardon hissenin diplerinin daha aşağıda olması arasay diplerinin meklinik katörünün daha yukarıda oluşuyor olması hisseye değer katıyor olumlu bir tabloyu bizlere sunuyor öncelikli olarak şöyle bir 26 bandı hedefi sonra tekrar bakılabilir değerli dostlar evet kısaca durum tablo bu şekilde Kemal Bey evet değerli dostlar YouTube Traderman X kanalımıza dahil olarak analiz taleplerinizi iletebilir. Canlı yayına yön verebilirsiniz. Hepinizi katıla bekliyorum. Yine videolarımız açıklama yorum kısmında Binance referans kimliğimiz var. Kayıt olmayan arkadaşlarımız kayıtlarını yaparak 7-24 kripto para işlemlerini yapabilirler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.